Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder. Sonra sever. İnsanın fıtratında bekaya karşı şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki, alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki. Baki Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu, o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Hem hiç mümkün müdür ki? Yani buraya kadar belki şöyle bir ifade edilebilir mi? Şimdi insan fıtratında bekaya aşık. Hatta insandaki evham kuvvesi yani vehmediyor. Hani vehmi bir muhabbetle, vehmi bir hisle yani esası aslında hakikatinde öyle bir şey olmayan bir hissiyatla sevdiği her şeye bir nevi beka veriyor. Sonra muhabbet edebiliyor. Yani eğer ayrılacağını düşünse, onun fenası aklına gelse sevdiği şeyin değil mi? Ondan feryat eder, çok acı çeker. Hatta bütün ayrılıklardan gelen feryatlar, bu beka aşkından gelen değil mi, ağlamalar veya o ağlamaların tercümanları. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Yani insanda böyle bekaya karşı şiddetli bir aşk var. Bekaya karşı değil mi, hadsiz bir istek var, iştiyak var. Fakat buna mukabil insan fani ve geçici. Yani böyle bir hissiyatla Cenab-ı Hak bizi şey yapmış. Değil mi? Kalbimizde böyle aşk derecesinde bizi bekaya müheyya etmiş. Fakat hiçbirimiz baki değiliz. Yani bu dünyada değil mi, hepimiz fenaya maruzuz. Değil mi, hepimiz faniyiz. Ve bizim bu arzumuzu Cenab-ı Hak kabul etmiş. Yani bu bütün insanların bu şiddetli arzusunu baki bir memleketin vücuduyla, baki bir alemin vücuda getirilmesiyle bu şiddetli ve sarsılmaz fıtri arzumuzu Cenab-ı Hak kabul etmiş. Yani yine bu da mantık mı, aklın düsturları ve fikrin mizanlarıyla tartılmayacak. Benim kanaatimce herhalde bu ciheti. Yani böyle şiddetli bir aşkı beka veriliyor. Fakat bu dünya fenaya mahkum. Yani aklın düsturu fikrin mizanıyla tartıldığında bir tezat gözüküyor. Şimdi bundan sonra Cenab-ı Hak şimdi bu şiddetli aşkı değil mi, nerede kullanmamız gerekiyor? Nasıl kullanmamız gerektiğini üstadımız misallerle böyle alemimizde daha da tafsilatıyla anlatacak inşallah. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı mat'umat leziziyenin icadıyla kabul etsin de umum nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli kalli, halli
bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Hem hiç mümkün müdür ki, oradan bir daha okuyayım. Hem hiç mümkün müdür ki, Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı mat'umat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de, demek insanın şu dünyadaki cüz'i bekasını hayatının idamesi için bir hissi olan, değil mi, bir midesinin bir lezzetini takibi olan bu fıtri ihtiyacını hadsiz nimetlerle kabul etsin. Yani fıtratımıza derc edilmiş, vücudumuza derc edilmiş bu uzvumuzun beka için, muvakkat bir bekası için etmiş olduğu bu duayı hadsiz nimetlerle kabul etsin, hadsiz nimetlerin yaratılmasıyla bu hissimizi tatmin etsin, bu duaya cevap versin ve umum insanların çok büyük bir ihtiyacı, fıtratlarındaki çok büyük bir ihtiyaçtan gelen bu arzusunu, yani bir de bu arzu ve istek dua hükmünde nasıl külli ve daimi, yani bütün beşeriyet, bütün insanlar, bütün fıtratlar hepsi bekayı aşk derecesinde arzuluyor. Ve daimi ve haklı ve hakikatli kalli halli, yani hem lisan-ı haliyle, hem lisan-ı kaliyle, hem mahiyetinin hakikatıyla, hem haklı olarak, hem fıtratımıza derc edilmiş bu hissiyat, bunları istememiz bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Yani bütün beşeriyetin daimi ve külli bir lisanla, haklı ve hakikatli lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile ettikleri bu aşk derecesindeki beka duasını Cenab-ı Hak kabul etmesin. Haşa, 100.000 defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine, rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Yani sevdiğimiz şeylerin bekasını elbette Cenab-ı Hak, o sevdiklerimizle bizi baki alemde inşallah iman mukabilinde, inşallah o baki cennetlerinde, değil mi, ebedi bekaya mazhar edecek inşallah. Yani bunu, değil mi, kabul etmemesi o, değil mi, ebedi alemde ebedi ibadını, baki o sermedi zatın aileleri olan müminleri, değil mi, ebediyen mesrur ve muhabbet şey yapması mümkün değil. Haşa, 100.000 defa haşa, kabul etmemek, yani bu fıtri duayı kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka Baki-i Zülcelal'e mahsustur ve madem Baki'nin esması Bakiyedir ve madem Baki'nin ayneleri Baki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o Baki'ye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Yani madem insan bekaya aşıktır, değil mi? Yani beka bulmak istiyor, hem de aşk derecesinde, hem de çok külli ve daimi ve lisan-ı hal ve lisan-ı kalle, haklı ve hakikatli bir fıtratla bunu arzu ediyor. Fakat beka yalnız Baki-i Zülcelal'e mahsus. Ne yaptı? Yani bizim bekaya dair aşk derecesindeki bütün alakalarımızı, değil mi, şu cümleyle bu alakaları kesiyor. Yani ya baki entel baki, bu birinci cümle gibi anlayabiliriz belki. Bu cümleyle bu beka yalnız Zat-ı Zülcelal'e, yani Baki-i Zülcelal'e mahsustur. Yani bekayı yalnızca Cenab-ı Hakk'a
tahsis etmesi, bizdeki aşk derecesindeki bütün insanlarda aşk derecesinde daimi ve külli bir dua hükmündeki bu alakayı, birinci ya baki entel baki, bu alakayı kesiyor. Çünkü baki beka yalnız baki zülcelale mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir. Şimdi buradan sonra derece derece ikinci ya bakinin tiryak ve merhemini de bu ebedi aşk derecesinde arzuladığımız beka hissimizin tedavisi ve tiryakı hükmünde. Ben öyle anlıyorum yani. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Yani fıtratımızın külli, daimi, lisan-ı hal ve lisan-ı haliyle bütün beşeriyetin aşk derecesinde arzuladığı bu hissimizin tedavisi, bunun merhemi ve tiryakı Cenab-ı Hakk'ın baki esmasına ayinedarlık peyda etmek. O esmaya yapışmak ve bu cilve ile bir nevi bekaya mazhar olmak. Şimdi şeyde geçiyor ya Necip abi. Evet. Yani insanlar dünyadaki güzelliklere meftunlar. Peki dünyada böyle muhabbet ettiğimiz, bağlandığımız şeyler nelerdir? Fani mevcudat. Peki onlar niye yaratılmışlar? Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cemaline aynedarlık ediyorlar. O zaman bu manayı anlayıp da bütün güzellikler Esma-i İlahiye'nin cemalini kemalinden geliyor diye bilip o fani mevcudatın peşinde koşmak değil de esmaya yapışmak. O güzellik baki olan Rabbimden geliyor. Ebedidir. Bu fani mevcudat fanidir. Ama Allah bakidir. O zaman bu fani mevcudata bağlanmak değil de esmaya bağlanmak. Kainata dağınık bütün muhabbetleri toplayıp Allah'a vermek. Evet. Allah razı olsun abi. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. O iki hakikat ifade ediyor diye ilk cümlelerde üstadımız ifade etmişti. Hani bütün nüktelerde bu iki hakikati üstadımız tekrar ediyor. Hani birinci hakikat bütün o sevdiğimiz mahbu şeyden kat alaka ettirdi. Aşk derecesindeki bekayı yalnız bekanın Cenab-ı Hakk'a mahsus olduğunu ifade ederek bu hakikati ifade ediyor. Sonra ikinci ya baki entel baki cümleleriyle bu hakikati yani bakinin yoluna sarf olunan her şeyin bir nevi bekaya mazhar olabileceğini yani bu cihette bu da ikinci hakikat olarak üstadımız ifade ediyor. Bu da insanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratımızda o alakalardan o ameliyattan geçirdiğimiz alakalarımız kesildi ya, katı alaka ettirdi. Oralardan gelen bütün o manevi yaralarımızı, manevi cerihalarımızın tedavisi yalnız Cenab-ı Hakk'ın bekası ve yalnız onun esmasının yani onun esmasına yapışarak yani ya onun yolunda sarf edeceğimizin her şeyin beka bulduğunu iman ederek, bunu bilerek bütün bu manevi yaralarımızı tedavi etmek. Tedavi ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayri
gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Üçüncü nükte, şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu, bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. Şimdi üstadımız birinci nüktede insanın mahiyetinin camiyetinden bahsetmişti. İstidatındaki nihayetsiz muhabbet kabiliyetinden bahsetmişti. Şimdi mevcudatın zeval ve fenaları ve zamanın eşyaya tesiratı muhteliftir. Yani bizim yani cisim dairemizde, kalp dairemizde, hayal dairemizde veya ruh dairemizde alaka peyda ettiğimiz, sevdiğimiz, bağlandığımız, değil mi? Bütün eşya zevale mahkum. Bizden ayrılıyor. Yani zaman hepsini elimizden, değil mi? Zeval seyrine atıyor. Bizden ayrılıyor. Firaka hepsini mazhar ediyor. Şimdi cisim belki bulunduğu bir gün, hayal belki biraz daha geniş bir daire, kalp ve ruhun daireleri daha da geniş. İnsan bütün bu dairelerden zamanın eşyayı fena ve zevale attığını hepsini o dairelerden görüyor. Bütün onlarla alakadar. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet-i subhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Burada i̇şte, üstadımız sanki hülasa evet. ediyor. Evet buyurun. Yani, hayat nasıl kıymet kazanır, ebedi hayat nasıl kazanır? Üstadımız burada hülasa etmiş. Bir, marifet ilahiye, Allah'ı tanımak. Hani Cenab-ı Hakk'ı tanıtan şeyler nelerdi? Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kainat kitabı. Marifetullah, Allah'ı tanımak. Sonra muhabbet-i Rabbaniye. Biraz önce dedik ya, bütün kainatı içine alacak bir istidat, muhabbet istidadı verilmiş insana. O muhabbet, baki olan Allah için verilmiş. Yani bütün bu güzellikler üzerinde Cenab-ı Hakk'ın mührünü gördüğümüz ölçüde muhabbetimizi Allah'a veriyoruz. İmanımız nispetinde bu manayı anlıyoruz ve o anladığımız nispette de kainata dağınık muhabbetleri Allah'a veriyoruz. Bir, marifet ilahiye. İki, muhabbeti Rabbaniye.
Ubudiyeti sübhaniye, abd olmak, Allah'ın emirlerini yapmak, nehilerinden sakınmak, ibadet etmek. Sonra marziyat-ı rahmaniye, Allah'ın razı olacağı işler yapmak, Allah'ın razı olacağı dairede kalmak. Bu cihetle ne oluyordu? Hayat-ı galbi ve ruhi ye medar olan diyor bunları. Yani kalbimiz, ruhumuz hayatlanıyor yani. Ebedi bir hayatı içine alıyor yani. Bu cihetle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder. Ebedi ve baki bir ömrü intac eder, netice verir. Ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Evet, devam et Necip. Bak, daha da evet, ızalığa başlıyor. Allah razı olsun abi. Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layemuttur, çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Yani sizin de burası çok manidar. Evet. Yani ne demek? Biz bunun için kainat dünyaya gönderilmişiz ya. Ehli gaflet, hiç Kur'an'ı dinlemeden, bu manaları anlamadan 100 sene yaşasa, demek ki bir saniye hükmüne geçiyor. Ama Allah yolunda, marifetullah, muhabbetullah, ibadet, marzi ilahi yolunda bir saniye layemuttur, çok senelerdir. Yani ahirete gittiğimiz zaman ömür dakikaları tartılırken her bir dakikanın ayrı ayrı kıymetleri ortaya dökülürken karşımıza çıkacak şey üstadımız dünyada söylemiş. Ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Yani ne demek bu? Şimdi haşirde sıralandık. Hiç bakmamış birisi. Kur'an'ı dinlememiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlememiş. Allah imkan verdiği halde bakmamış. Ve hayvan gibi yaşamış. Yani ne demek hayvan, hakaret manasında değil. Mesela hayvan yaşarken düşünmez ki. Önüne yemek koyduğu zaman onu takdir etmez ki. İştahla yer ama teşekkür etmez ki. Onun da çoluk çocuğu olur. O da geçim derdinde dolaşır. İşte böyle yaşanan 100 sene bir saniye olurken sen Allah yolunda sarf ettiğin küçücük anlar ne kadar kıymetler oluyor yani. Yani o manada işte geçen de bahsettik. Hep bu manalar için dua edelim yani. Yani Cenab-ı Hak aklımızı, fikrimizi, vücudumuzu, gençliğimizi, ömrümüzü, kabiliyetlerimizi, maddi manevi bütün varlığımızı Kur'an davasında, anlamada, yaşamada, insanlara ulaştırmada sarf ettirsin, ibadette sarf ettirsin, ömrümüzü zayi ettirmesin diye böyle hep dua edelim inşallah. Evet. Hakikaten abi, yani ifade ettiğiniz gibi, yani şöyle bir mana da benim aklıma gelmişti abi. Yani şimdi dünya cihetiyle insan kalbiyle, ruhuyla, dünyanın bütün o sevdiği şeyleriyle alakasını geliştirse, yani bütün dünya ona verilse, tabiri caizse yani. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın marifeti olmadan, muhabbeti olmadan, ona ibadet etmeden, Cenab-ı Hakk'ın rızasını yani araştırmadan, hani ona böyle bir vakit sarf etmeden geçen ve sahip olduğun bütün bu güzellikler, yani ruhunla, kalbinle, hissinle, hayalinle, bütün istidatlarınla,
hepsinde sahip olsan, işte bütün bu beraberliğin Allah katında bir saniye gibi oluyor. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Ama Allah için olsa, Allah için bir saniye Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla, marifetiyle, muhabbetiyle, ubudiyetiyle Allah bir saniye bize böyle saniyelerimizi Cenab-ı Hak nasip etsin. Hep buna kalbettesin inşallah. Böyle olsa bu da Cenab-ı Hakk'ın bekasına baktığı için, yani bu fani dünyaya bakmadığı için değil mi? Ebedi ve ölümsüzleşiyor. Değil mi? Hep bunu insanlar istiyor ya. Ölümsüzleşmek, ebedileşmek istiyor. İşte bunun da yolu, bunun da çaresi yine Cenab-ı Hakk'ın yolunda sarf etmekten, onun yolunda, onun muhabbetiyle, marifetiyle, ubudiyetiyle geçen saniyelere bakıyor. Yoksa 100 senede, 1000 senede yaşasa Cenab-ı Hakk'ın katında hem onun indinde bir kıymeti kalmıyor. Evet. Necip abi, Evet, buyurun abi. burada bir söz alabilirsem. Evet, buyurun. Üçüncü nüktenin başında şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir demişti ya. Evet abi. 17. lemanın birinci notasında da bu muhtelif olmasını, bağlandığımız şeylerin böyle muhtelif zamanlarda bizi bıraktığını şöyle ifade etmiş. Kısa bir yer şöyle diyor. 17. lema birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim, ey gafil insan, bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Yani bazı şeyler var ki bu dünyanın, yani kıyametle bizden ayrılıyor, biraz uzun bizimle kalıyor. Devamında şöyle diyor. Hususen senin asrının inkırazıyla seni terk edip arka çeviren. Demek ki bazı şeyler var ki bu asır, bir asır bizimle duruyor, sonra bizi bırakıyor. Bahusus berzah seferinde sana arkadaşlık etmeyen ve hususen seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen. Hususen 1-2 sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan. Demek ki bazı şeyler var ki 1-2 sene bizimle beraber oluyor. Hususen 1-2 sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan. Hususan senin rağmına olarak usulü anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Daha da kısası husulü anında bizi terk eden lezzetler. Yani elde ettik dediğimiz anda bizi bırakan şeyler de oluyor. Eğer aklın varsa devamında da bunu Cenab-ı Hakk'a tevcih etmek noktasını şöyle ifade etmiş. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzahı etvarında ve dünyevi inkılabatının müsadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor, masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. Bu kadar abi. Allah razı olsun abi. Evet, Allah razı olsun. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye la yemuttur çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki sinetül firak isene ve senetül visalisine. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün aksine diyorum ki visal, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde livecihillah bir saniye visal değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencere-i visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene,
belki 1000 sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Erdul ferati ma'al a'da'i fincan, semmül hıyâti ma'al ahbâbi meydan. Hükmümüzü teyit ediyor. Yani arz ve yüzü düşmanlarla dolu olsa fincan kadar dar. İğnenin deliği de ahbaplarla meydan kadar geniş olur. Hükmümüzü teyit ediyor. Yani Allah için buluşmak, Allah için görüşmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla buluşmak, değil mi? Ebedi bir pencere, ebedi ve baki ve ölümsüz bir an oluyor. Birden genişliyor. Benim anladığım. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki, fani mevcudatın visali madem fanidir. Ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihdar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şimdi yukarıda dedi ya, fani evet. Mevcudatın misali. Yani sevdiğimiz ne varsa, arzuladığımız ne varsa ona kavuştuk. Madem fanidir, ne kadar uzun da olsun, uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Yani kalbi, ruhu doyurmuyor. Bak ne dedi aşağıda? Bekayı isteyen kalbi insani, bekayı isteyen kalbi insani, bir sene misalde, yalnız bir saniyecik, ancak zerre gibi zevkini alabilir. Yani insana verdiği teyit yani. Yani o noktada aşağıdaki şeyi iyi anlamak, yaşamak gerekiyor. Devam et Necip. Evet abi. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar, fani, kısa, faidesiz ömrünüzü baki, uzun, faideli meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfiki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillah, livecihillah, liecilillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Şimdi üstadımız bu nüktenin başında eşyanın fena ve zevale mahkum olduğunu ve zamanın tesiratından kurtulamadığını ifade etmişti. Buraya kadar da değil mi, hani fıtratımızda daimi ve baki olmak şeyi var. Bunun da yine
merhemi bu. Yani insan sevdiklerine kavuşuyor. Değil mi? Onunla visale ulaşıyor. Fakat bir saniye kadar, senede bir saniye kadar lezzet alabiliyor. Yani zamanın fena ve zevalinden, tesiratından kurtulamıyor. Yani yine burası da akıl ve mantık, aklın düsturu ve şeyin mizanlarına tartılmıyor. Yani bunun da yine ilacı, bu birinci ya baki, entel baki. İkincisinde ise bunun merhemi olarak, çaresi olarak, yani bu fani ömrü, yani zamanın fena ve zevalin tesiratıyla, değil mi, attığı, o seyle attığı, o sele döktüğü bütün bu şeyler, sevdiklerimiz, ancak o dakikalarımız, yani o sevdiklerimiz, o saniyelerimiz, o ömrümüz ancak Allah için işlemekle, Allah için görüşmekle, Allah için çalışmakla, yani yalnızca Allah için, yalnızca Allah'a bakan veçhesiyle ve yalnızca ecrini Cenab-ı Hak'tan istemekle, hareket etmekle ancak bu derdimizin devasını bulabiliriz. O zaman ömrümüzün dakikaları seneler hükmüne. Yani o zaman, değil mi, zaman genişliyor, değil mi, ebedileşiyor, ölümsüzleşiyor. Bunun da misallerini üstadımız şimdi gelecek cümlelerde bunun mümkün olduğunu misallerini bize ifade buyuruyor. Bu hakikate işareten Leyle-i Kadir gibi tek bir tek gece 80 küsur seneden ibaret olan 1000 ay hükmünde olduğunu, bir gece 1000 ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor. Hem bu hakikate işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde, yani onların arasında bir düsturu muhakkak olan bastı zaman sırrıyla, zamanın genişlemesi sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Miracın birkaç saat müddeti binler seneler hükmünde vüsati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammül etmiştir. Hem şu hakikata bina edilen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bastı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur'aniye'yi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe yani yalana elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bastı zaman hakikatini aynen müşahede ettikleri medar-ı şüphe olamaz. Haşiye. Kâle kâilun minhum kem lebistum kâlu lebisnâ yevmen evbâda yevm ayetiyle ve lebisû fî kehfihim 300 senin ve zdadu 9 ayeti tayyi zamanı gösterdiği gibi ve inne yevmen inde rabbike ke'elf senetin mimma ta'udun ayeti de bastı zamanı gösterir. Yani burada Ashab-ı Kehf'in Kehf suresindeki, yani onlar diyorlar ki biz bir gün veya bir gün kadar yattık diyorlar. Ayette onların 309 sene yatırıldığı hani ifade ediliyor. Bu hani tayyi zamanın açılması, genişlemesi. Aşağıda ise yani bizim bir gün dediğimiz yevmen, Cenab-ı Hakk'ın yanındaki bir gün bizim senemizde 1000 sene olduğunu adedini ifade ediyor. Bu da o zamanla alakalı bir hakikati ayetlerden üstadımız delil getirmiş. Şu bastı zaman herkesçe musaddak bir nevi, yani herkesin tasdik ettiği bir nevi rüyada görünüyor. Yani zamanın genişlemesini herkes nefsinde tasdik edebilir. Bununla bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza aleminde bir gün, belki günler lazımdır. Yani halbuki rüya belki birkaç saniye, belki hani belki bir 10-15 saniyelik bir hadise. Ama gerçek hayatta bunlar belki gün alır, belki günler lazım. Elhasıl
İnsan çendan fanidir. Fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki-i sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Buyurun abi, Hüseyin abi buyurun. Selamun aleyküm. Abi bir konuyla alakalı da bu aşkı bekayla alakalı. Müsaitse sizde dördüncü şuada birinci mertebeyi Nure-i Hasbiye var. Evet abi. Ben isterseniz orayı okuyayım. Ya buyurun abi. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil. Belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Yani burada nasıl anlamamız lazım burayı? Sizler nasıl anlıyorsunuz? Yani hem bendeki beka ama hani aşkı beka, bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil. Yani Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan buradaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Şimdi, evet, yani insan bütün kainatı içine alacak bir muhabbet var ya abi insanda. Yani bütün esma-i ilahiyeyi zevk edecek cihazat verilmiş insana. Evet abi. Ama fıtratında da bekaya karşı şiddetli bir aşk var. Hani evet, biraz önce okuduk ya, her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Evet. Yani o muhabbet de baki bir muhabbet. Bu muhabbet kim için verilmiş? Allah'ı sevmek, Allah'ı tanımak, Allah'a şükretmek için verilmiş. Ama gaflet yüzünden yolunu şaşırıyor yani. Bu sefer fani mevcudata yapışıyor yani. Dünyalık şeyleri seviyor. Yani o kabarcıklarda görünen parıltılara aşık oluyor. Sonra o kabarcığın sönmesiyle ağlamaya başlıyor. Yani Cenab-ı Hak o güzelliklere mühkün yaratmış bizi. Ama gaflet yüzünden yolunu şaşırmış. Yani yine kendi kusurumuzdan kaynaklı oluyor yani bu. Evet, evet abi. Evet abi. İşte okuya okuya her şey üstünde Allah'ın mülkünü, tasarrufunu göre göre sonra ibadet edip, çünkü üstadımız diyor ki ciddi ve mütefekkirane ibadet eden kainatın hakikaten mevcut olan ibadetlerini bir derece görür, keşfeder diyor. Yani marifetullah'ta terakki etmekle beraber ibadetimizi yapmak da mevcudatın aynadarlığını anlamamıza vesile oluyor. İşte
o aynadarlığı ne kadar anladı? Mesela çocukta bir tecelli var. Anne babada bir tecelli var. Eşinde bir tecelli var. Güzel mevcudatta bir tecelli var. Yemekte bir tecelli var. Her biri Esma-i İlahiye'nin ya. Bu nimeti veren Allah'tır. Bu isimler bakidir. İşte kainata dağınık bütün muhabbetleri toplayıp Allah'a verdiğimiz ölçüde. Yani üstadımız diyor ya, onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. İşte imanımız, ibadetimiz ve istifademiz nispetinde bu manayı inşallah okuya 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 kalbimize, ruhumuza yerleştirdiğimiz ölçüde inşallah bu ömür kıymet kazanıyor yani. O nispette inşallah hani vazifemizi bir derece yapmış oluyoruz yani. Yoksa ne oluyor? Elinde durmuyor. Hiç kimsenin elinde durmuyor. Dünyaya sabit kalmıyoruz ki. İstediğimize ulaşalım. İstediğimiz, hayal ettiğimiz her şey ama fani. Kalbi, ruhu doyurmuyor yani. O yüzden marifetullah'tan başka çare yok yani. Hani marifetullah'tan başka o ateşi söndürecek çare yok yani. Abi sizin de hani ifade ettiğiniz gibi şimdi yani mahiyetimizin bu kadar yani cami olması, istidadımızın nihayetsiz, kabiliyetimizin de hadsiz olması ve bu istidatlar, cihazlar, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz esmasının hadsiz cilveleri ve rızası, marifeti, muhabbeti, yani bütün bu manalar Risale-i Nur'da üstadımızın ifadesiyle, üstadımızın yani keşfiyle tabir edelim. Hani üstadımızın keşfettiği, üstadımızın ifade ettiği, Cenab-ı Hakk'ın üstadımıza lütfettiği bu nimetlerle hani farkına varmışız. Hayatımızda ilk defa duymuşuz. Belki de başka ifade edemeyeceği şeyleri Cenab-ı Hakk üstadımıza nasip buyurmuş. Yani bütün bu cihazlarımızı hareketlendirecek, bütün bu cihazlarımızı çalıştıracak, doğru yollarına sevk edecek. Yine Risale-i Nur'la meşguliyet, yine Risale-i Nur'u okumak, Risale-i Nur'u anlamaya çalışmak, Risale-i Nur'la yani hayatımızı geçirmek. İnşallah bütün bu insanı hakiki insan eden, bütün cihazatını doğru çalıştıran yine üstadımızın bu dersleri, Risale-i Nur eserleri inşallah bu dersleri inşallah hayatımıza tatbikine de Cenab-ı Hak inşallah bizi muvaffak eder okuyarak. Cemaatimizle böyle bir şahsı maneviyle hareket ederek hani doğru yollarını, doğru yerlerini istidatlarımızın doğru cihetlere böyle yönlenmesini Cenab-ı Hak nasip eder hepimize inşallah. Necip abi. İsmail abi buyurun. Buyurun abi. Abi bir yer okuyacaktım ama abi son soruyla evet. Alakalı. Bu Tevhid'e damil ikinci remiz var abi sanki o Hüseyin abinin sorduğu soruyu açıklıyor abi. Müsaadenizle 2 dakika okuyayım abi. Evet, buyurun abi. İkinci remiz, bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynada güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Şedid bir his ile onun muhafazasına çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o güneşin aynenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki, aynada görülen güneş, aynaya tabi değil, bekası ona mütevakkıf değil, belki güneştir ki, o aynayı o tarzı tutuyor, onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil, belki aynenin hayatlar parlamasının bekası, güneşin cilvesine tabidir. Şurası abi, ey insan, senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şiddet bir muhabbeti beka, o ayna için değil, yani kalbin, hüviyetin ve mahiyetin için değil, ve o kalbin ve mahiyet için değil, belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki, belahat yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir,
Ya baki entel baki de, yani madem sen varsın ve bakisin, fena vadem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok. Yani burada dediği gibi, yani bizdeki kalbimizdeki görünen onlar cilvedir. Cenab-ı Hak'tan gelen esmasına intikal edersek inşallah abi. Yoksa aynaya inşallah yapışıp kalabiliyoruz abi ya. Yani. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi huvel baki huvel ezeliyyül ebediyyü huvel sermediyyü huvel daimu huvel matlub huvel mahbub huvel maksud huvel ma'bud demeli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات. الله razı olsun abiler. Allah kabul etsin. Yakup abi el kaldırıyorsun. Sesini açıyorum. Sonra konuşmuyorsun. Ben bana hitap gelmeyince ben zannediyorum ki ben bulamıyorum şeyi. Şimdi bu dersin her bir kelimesi bir kitap olacak bir ders tabii. Yüksek bir ders. Kısaca ben şunu söyleyeyim. Bizim demir çelikte çalışırken bir müdür bana bu sahneler hakkında biraz şey yaptı. Ben buna sözleri getirdim. Birkaç gün sözlerle uğraştı. Geldi daireye kitap elinde. Şiddetli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde bağırarak konuşuyor. Kardeşim diyor, bunlar diyor basit bir hocanın kelamları değil diyor. Bunlar yüksek üniversite mezunu, üniversite dersleri, doktora tezleri diyor böyle. Şiddetli bir şekilde şey yaptı, yani hakkaniyeti teslim etti. Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Öldü kendisi. Şimdi kısaca, hani ben çok kısaca bu derslerin en hülasa şeyi şu. Yani yeryüzünde bir tek canlıyız, bir tek. Alemde doğduk, yaşıyoruz. Ölümü de anladık. Birisi gelse bize dese ki ölmek istiyor musun? Ya ölmeyi kim ister? Hani vicdanımızda, nefsimizde sorsak ölümsüzlük istiyoruz, değil mi? Bu ölümsüzlük isteğimiz nedir? Bütün canlılara verilmiş, mahlukata, ruh sahiplerine. Öyleyse hani bu kainat kitabından bir parça olarak biz kendimiz bekayı istiyoruz. Bu bekanın yolu da nasıl olur? İşte marifet ile, bilmek ile, Allah'ı tanımak ile, peygamberlerin getirdiği düsturlar ile oluyor kısacası. Yani Allah'ı bilmek. Ama nasıl olacak bu? Vicdanımız buna şahit. Hani bize sorsalar ki ölmek istiyor musunuz? Hayır. En yaşlı insan yine ölmek istemiyor. Televizyonlar gösteriyor. Koronavirüs bilmem ne falan derken hani en yaşlılar bile ne yapıyor? Tedaviye koşuyor. Demek ki bu baki olmak, bekaya aynı olmak veya bekaya mazhar olmak istiyor. Bizim şimdi üstadın tariflerinde diyor ki insanın ömrü ne kadarsa dünyadaki bekası o kadar. Ama uhrevi alemdeki beka sonsuz. Cenab-ı Allah inşallah bizi oraya nasip etsin, kavuştursun. Bu kadar diyeceklerim. Başka? Duyuyor Allah musunuz? Allah duyuyor musunuz? Değil mi? Ekran kapandı Allah, da. Allah razı olsun abi. Belki cümlemizden, sizden de Allah razı olsun. Ama çok ağır bir ders. Bunu inşallah daire dışında başkaları dinlemiyordur, değil mi? Yok abi. Hep cemaat dinliyor abi. Cemaata güzel ama böyle hani televizyon gibi veya radyo gibi bir şeyde dinleniyorsa hakikaten çok yüksek bir ders. Yani. Elhamdülillah. Allah razı olsun inşallah. Oldu abi. Hürmetler, selamlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Ali abi.
Abi. Abi şimdi biraz ders uzun oldu ama yarın başka zaman da olabilir. El kaldırdıydım ama şunu biraz başka bir ders de olabilir. Açabilirsek merak ettiğimiz bir konu. Yani şurada diyor ya üçüncü nüktede insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Farklıdır evet. diyor. Yani bu manayı biraz akla yakınlaştıracak böyle misaller olursa inşallah iyi olur diye düşünüyorum ama bu akşam bayağı ders uzadı. Ne zaman uygun görürseniz. İnşallah. İkincisi de abi üzerimde kalmasın. Mustafa Er abi aradı Yozgat'tan. Bütün cemaate özellikle bu dersten bahsettim. Çok memnun oldu ve özellikle bu derste bir selamı iletin dedi. Hastalarımız var. Dua bekliyoruz cemaatten dedi. İnşallah Yozgat'ta kendisi abi. İnşallah abi. Allah şifa versin. Şimdi abi yarın inşallah Ankara'dan Furkan abi ders yapacak çarşamba akşamları. Biz ondan sonra bu Muhabbetullah bahsini burayla münasebeti için perşembeden eğer bir başka abi olmazsa perşembeden itibaren böyle bir okuyalım. Yani dünyayı, mevcudatı, sevdiklerimizi Allah namına sevmek ne demek? Allah namına seversek dünyada ne olur? Ahirette ne olur? İnşallah ona başlayalım. Şimdi bir şey okuyacağız. Layık'ı okuyacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Bugün ilk olduğu için biraz geç başladı YouTube. Ama elhamdülillah başladı. Ve epey de katılım var. Yani çünkü normal programa giremeyip de şey yapan çok kişi var. YouTube'dan ulaşan çok kişi var. 60 küsur kişi de YouTube'dan bağlandı. İnşallah bundan sonra iki linki de paylaşacağız. Nasıl olursa artık hangisi uygunsa cemaatimize oradan bağlanır inşallah. Refik bağlandın mı? Ses geliyor mu abi? Geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Envar Neşriyat'ta sayfa 13'ün sonu. Kastamonu layıkası. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık, sebatkar, fedakar, Sıddık kardeşlerim. Evvela gelecek bayramınızı tebrik ederim. Vel fecri ve layalin aşr kasem-i Kur'an'ı ile fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana hem ehli imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman'dan niyaz ederim. Saniyen size bir küçük sehvin büyük bir nükte-i gaybiyesiyle karşı sahifedeki haşiyeyi mevkilerinde yazmak için gönderdim. Sadisen Hulusi'nin bir gaidesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler. O musibetlere karşı sabır içine şükür ile metanetle mukabele edilmek gerektir. Hulusi'nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir geçerler, o musibetlere karşı sabır içine şükür ile metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz. Rabian, Risalet-ün Nur kendi kendine Kur'an'ın himayeti ve hıfz-ı Rabbani altında intişar ediyor. İmam Ali radıyallahu anh iki defa sırran demesi işaret eder ki perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Sizin gibi kardeşlerim zamanın sarsıntılı hadisatına karşı şimdiye kadar gibi yine tam mukavemet eder ümidindeyim. Men emene bin kaderi emine minel keder düsturumuz olmalı. Aziz kardeşlerim bil mukabele bayramınızı tebrik ederim. Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabi hastalığın sıkıntısı ve bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde
Halık'ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Halık'ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Aziz ve sıddık ve halis yani kardeşlerim. Evet, o halleri biraz şey yapsak, yani üstadımız malum zayıf yani. Yazın bile odasında böyle ateş yanıyormuş ki üşüyormuş üstadımız yani. Çok şiddetli kış. Rüzgar estiği zaman diyor Bayram abi, o kilim uçardı diyor, havalanırdı diyor o Barla'daki evinde mesela yani. Ne zorluklardı üstadımız şey yapmış. Çok şiddetli kışı. Muhtemelen Kastamonu. Odamın çok soğuğu, üç hazin gurbetin tesiri, üç asabi hastalığın sıkıntısı ve bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde. Şimdi üstadımız hani maddi manevi bu kadar sıkıntılar, fakat ne diyor? Halik'ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükretti. Hani başka yerde diyor üstadımız, onu tanıyan, seven, zindanda da olsa bahtiyardır. Onu tanımayan, hakiki tanımayan, sevmeyen, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır diyor ya. Hakikaten imanla maddi şartlar ne kadar kötü olursa olsun, mahrumiyetler ne kadar kötü olursa olsun, Cenab-ı Hak dünyada da manevi bir cennet ihsan ediyor yani. O yüzden hani her halimizde şükretmek, hadisatın hikmetini okumak, kendimizden daha kötüye bakıp şükretmek, Allah'tan şifa, sabır istemek, hayır istemek, hep bu halde, hep şükreder halde, hep istiğfar eder halde bulunmak icap ediyor yani. Evet. Aziz ve sıddık ve halis kardeşlerim, Rabb-i Rahim'ime hadsiz şükür olsun ki sizin gibileri Risalet-i Nur'a sahip ve naşir ve muhafız halk etmiş, benim gibi aciz bir biçarenin zayıf omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiştir. Kardeşlerim, bu defa üç mektubunuzda birden üç hulusi, üç sabri, üç hakkı gibi kıymetler, dokuz kardeş gördüm. Hapiste Abdurrahman'ın pederi yerinde benim elbiselerimi yamalayan Hakkı'nın ciddi ve hakikatli ukuvvetini ve talebeliğini tahminimden daha ileri terakki ettiğini bildim. Çok mesrur oldum. Sabri kardeş, beni saran ve bağlayan ağır kayıtlara ehemmiyet vermiyorsun. Halbuki buradaki evhamlı ehli dünya benim ile pek fazla meşgul ve alakadardırlar. Hatta her neyse. Hem benim hakkımda bin derece haddimden ziyade hüsnü zan ile kıymet ve makam vermek, yalnız Risale-i Nur namına ve onun hizmeti ve Kur'an elmaslarının dellallığı hesabına kabul olabilir. Yoksa hiç ender hiç olan şahsım itibariyle kabule hakkım yok. Parlak ve çalışkan kalemiyle hem Risalet-i Nur'un hem bizim hatıralarımızda çok ehemmiyetli mevki tutan ve yerleşen Hafız Tevfik'in yazdığı Ayetül Kübra Risalesini münasip gördüğünüz zamanda gönderirsiniz. 9 sene yazılarıyla mesrurane ünsiyet eden gözlerim hasretle o yazıları görmek istiyor. Kıymetler Hulusi ve Hakkı gibi kardeşlerim, Hakkı'nın dediği gibi Sabri'nin mektuplarını aynen onların yerine kabul olmuş, o cihette Hulusi ile muhabere kesilmemiş devam ediyor. Hadsiz şükür ve hamdü sena olsun ki Risalet-i Nur gittikçe parlak, harikane, fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine inşallah her görenin kalbinde yerleşir, muannitleri susturur. Bir hıfz-ı gaybi altında düşmanları şaşırtmış, kör gözleri onu görmüyor, izini bulamadığı halde parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lazım. Evet. Yeter mi abi? Olur inşallah.
Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davamen hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.